Yaren'in hoş geldin. Timur, Yaren'in. Bundan sonra mikrofonun başında olacak. Sana dışarıda ihtiyacım var. Eflatun, yalnız ben buraya kendi işimi bırakıp kendi işimden feragatle geldiğim için transfer ücretini ne noktada alacağım diye. Ne kadar demiştik? 100.000 demiştik. Anladım. Bir de seni sahnede görelim. Eğer birinci perdenin sonunda her şey yolundaysa paranı alacaksın. Neyse, bizim prova yapmamız gerekiyor. Çıkalım. Carlos, oğlum ya, çok fena. Eflatun diyor ki, öyle diyor, hemen diyor paranı veremem diyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyor. Seni diyor bir sahnede göreceğim diyor. Nasıl diyor böyle hareketlerini yapabiliyor musun diyor. Ona göre diyor ikinci yarı vereceğim paranı diyor. Tamam bebitim, sıkma canını. Demek ki birinci perde şov, ikinci perde tezgah yapacağız. Tamam. Hakkımızda hayırlısı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ben karıştırdım herhalde B4 falan da sizin biletiniz kaç şimdi, koltuklar falan karışmasın. Bir bakayım. Benimki E4. E4 mü? Evet. Ha tamam, ben karıştırmışım ya. Ya burasıymış, burasıymış. Pardon. Kahinmiş, değil mi? Bir şeyler biliyormuş. Gerçekten geç. Bir dakika. Sen kimsin? Ben mi kimim? Ne bileyim ben kimim? Kimlik bunalımındayım ben bu aralar ya. Ya böyle var olmanın dayanılmaz bir hafifliği var üstümde ya. Sen burada çalışmıyorsun. Bu ne kıyafet? Ben ufaklıktan beri, küçükten beri hep yer gösterici olmayı istemiştim de. Şimdi bir arkadaşım gelecek. Ben sonra gelirim, bol bol konuşuruz, olur mu? Sen benimle gel. Bir şefe görünelim. Şef kim ya? Ha, nerede şefin? Gel, göstereceğim. Yaren'in sana güveniyorum. Kulaklıkla ilgili bir problem çıkarsa Timur yanında olacak. Eflatun, yalnız benim kontrol odasında yalnız başıma olmam gerekiyor ki enerjimi doğru yerden zorlatabileyim. Anlatabiliyor muyum? Ha, anladım. Tamam, hadi yerine. Başladı şov, hadi. En sırası dördüncü koltuktaki kızın telefonunu aldık. Şu anda şimdiye kadar yaşadığınız hayatı bir kenara bırakacaksınız. Bundan sonra bambaşka hayatlara sahip olacaksınız. Bu sefer olacak Baho. Ahmet Yılmaz'ın kim olduğunu öğreneceğim. Plan işe yarayacak. Abi peki o araştırdığımız kadının işe yarayacağından emin misin? Yaramak zorunda. Hem kadına sağlam para teklif edeceğim. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Bu olay en az bizim tezgah kadar önemli benim için. Biliyorsun değil mi Baho? Abi kadın sabah 10'da eve geliyor, akşam yine 10'da çıkıp kendi evine gidiyor. Yani bu aralar çıkması lazım. Ahmet Bey, buyurun kahveniz. Afiyet olsun. Sanem Hanım, ben çıkıyorum. Bir arzunuz var mı? Hayır, çıkabilirsin. Ama yarın sabah erken gelirsen iyi olur. Çünkü misafirlerim gelecek. Peki. Ha, bu arada taksi çağırdın mı? Çağırdım, geliyor. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Çıktı abi. Tamam, sen bekle, geliyorum ben.
Hanımefendi, iyi akşamlar. Bakın lütfen korkmayın. Benim sizden bir ricam olacak. Daha doğrusu bir iş teklifinde bulunacağım. Bu evde yaşayan insanları aslında ben tanıyorum. Yakından tanıyorum. Maçkan, ne yapıyorsunuz? Maçkan, ne yapıyorsunuz? Bu mu senin tipin? Seks appeal sıfır yani. Maçkanım. Gel buraya. Maçkan. Ya ben senin için burada yanarken sen böyle bir şey mi yapıyorsun? Ayıp be, ayıp be. Gelme. Maçkanım, ne yapıyorsunuz? Maçkan, ne alaka ya? Rüyamda gördüm ben. Eflatun dedi ki aldatacak seni dedi. Pis. Yazıklar olsun sana. Gelsiniz bana. Sarılacağım şimdi son defa. Git şimdi. Kaç sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük? İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?